8'de veya 9'da paylaşamadım. Tatar'ı birazcık izin verir misin? Lütfen. Yazımı okuyayım. Lütfen. Belki görüşün olur, eleştirin Lütfen. olur. Ben de faydalanırım. Estağfurullah. Evet. Halkın umudu diye. Bu yazı şu anda halktv.com.tr'de okunmaya hazır. Yayında. Halkın umudu. Toplumda bir yorgunluk var, bir yılgınlık, karamsarlık. Bu kabul edilemez, kanık sanamaz. Türkiye gibi özel bir ülkenin halkı umutsuzluğa teslim olamaz. Topluma yeniden coşkusunu kazandırmamız lazım. Sevincini geri vermeliyiz halka. İyimserlik ve umut aşılamalıyız. Anlıyorum. 20 yıllık tek parti iktidarı, seçimler, referandumlar, kampanyalardaki eşitsizlikler, mesela devletin bütün imkanlarını iktidara kullanması, medyanın %80'inin iktidarı desteklemesi. Tabii ki anlıyorum bunları. Tartışmalar, mühürsüz oylar, Ata alan Üsküdar'ı geçti söylemlere. Biliyorum hepimiz çok travmalar yaşadık. Duygularımızla oynadılar. Güvenimizi çok sarsılar. Bizim öteden beri güvendiğimiz kurumlar, YSK, ÖSYM, TÜİK, AYM, mahkemeler. Kurumlarımıza duyduğumuz itimat azaldı. Hayal kırıklığı yaşattılar bize bazı kişiler. En güvendiğimiz isimler, küt diye parti değiştiriverdiler, saf değiştirdiler. Hem de ne değişiklik, bir uçtan bir uca savrularak. Son zamanında sen zamanında onu savunduğunla kalıyorsun. Güvendiğin dağlara karlar yağıyor. Peki soralım, her şey bu kadar çürümüş, tefessüh içine gelmiş olabilir mi? Değerlerimiz bu kadar aşılmış olabilir mi? Peki bitti mi? Biter mi? pes mi edeceğiz? Hayır elbette hayır demem o ki umutsuzluk bize yasak, karamsarlık yok. Geldiğimiz noktada altılı masanın da sorumluluğu var. Şimdi sözümüz ona, o altı lidere. Misyonunuz var. Lütfen elinizi çabuk tutun. Daha fazla vakit kaybetmeyin, memlekete kaybettirmeyin. Umudu bayrak bayrak memlekette dalgalandırın. Altı lider el ele verin. Ama öyle laf olsun diye değil. Gerçekten el ele verin. Görelim bunu. Gösterin bize. Ellerinizin birleştiğini görelim. Birlikteliğinizle, kampanyanızla, adayınızla, kararlılığınızla halka cesaret verin. Halkın umudu olun diyorum. Tatarı nasıl buldun? Çok güzel buldum. Fena değil, ha? Çok büyük bir umutsuzluk var muhalif seçmende. Ben de özellikle arkadaşlarımla bir araya gelme çok umutsuz görüyorum. Mesela 3 ay önce, 5 ay önce, 1 yıl önce böyle değildi. Büyük bir umutsuzluk var o yüzden bu çağrıyı altılmasa masa duyar diye düşünüyorum. Sen nasılsın sen? Senin içindeki umut nasıl? Umutlu olmak istiyorum. Ama bir sürü bizi üzen gelişmeyi de görüyorum maalesef. Hep, hep aynı yere geliyoruz ama sansür yasası gibi. Daha da hakların kısıtlandığı bir yere gitmekten umutsuzluk duyuyoruz. Ama bize de umudu vermesi gereken yine siyaset ve toplumun kendisi olmalı. O yüzden çok değerli buluyorum bu yazıyı. Değerli Halk TV ailem, biz umudumuzu binlerce yılın birikiminden alıyoruz. Bu topraklardaki halkımızın sağduyusundan, birlikteliğimizden alıyoruz ve biz umudumuzu başka ülkelere benzememekten alıyoruz. Mesela biz Suriye değiliz. Biz Irak değiliz. Bütün bunlara bakacağız. Biz Lübnan değiliz, değil mi? Lübnan demişken o ülkelere bakıp almamız gereken dersler var. Lübnan Şam yönetimiyle anlaştı gelecek hafta sonu Suriyeli mültecileri ülkelerine geri göndermeye başlayacak. Hedef ayda 15 bin, yılda 200 bin Suriyelinin ülkelerine geri dönmesi. Kararlı Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun açıkladı. Önümüzdeki hafta Suriyelilerin ülkelerine dönüşü başlayacak dedi. Lübnan nüfusuna oranla en çok göçmeni ağırlayan ülke. Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Lübnan'da gayri resmi olarak 1,5 milyon göçmen var göçmenlerin yarım milyonu kayıtsız. Lübnanlı yetkililer göçmenler için milyarlarca dolar harcandığını savunuyor. En çok Suriyeli göçmene ev sahipliği yapan ülke ise Türkiye. Son olarak Göç İdaresi Başkanlığı 3 milyon 600 binden fazla Suriyeli göçmenin Türkiye'de yaşadığını açıkladı. Lübnan'ın planına göre göçmenler ülkelerine otobüslerle taşınacak. Kimse ülkeden ayrılmaya zorlanmayacak koşulların geri dönme için uygun olmadığını savunan BM sürecin parçası olmayacak. Birleşmiş Milletler bu karara karşı. Örgüt, Suriye'nin 11 yıllık iç savaşın ardından dönüş için hala güvenli olmadığını savunuyor. Son 4 yılda Suriye'ye dönenlerin insan hakkı ihlalleriyle karşılaştığını söylüyor. 2019'dan bu yana Lübnan'da ekonomik kriz derinleşti. Hem Lübnanlılar hem de Suriyeliler için yaşam koşulları daha da zorlaştı. Geçtiğimiz ay Lübnan açıklarında onlarca Lübnanlı ve Suriyeli göçmen taşıyan bir tekne battı. En az 94 göçmen hayatını kaybetti. Şükran annemiz umudumuz var diyor. Betül Şengör umudumuz tabii ki var. Umudu yitirmek yok diyor efendim. Lübnan bir süre önce iflas etmiş bir ülke. Bankadaki paralarını alamadılar mesela. Lübnan. Bankadaki paralarını çekmek zorunda Olan insanlar var e, hastalıklar için, başka zorunda kaldıkları ödemeler için. Bunun için bile bankaları basan insanları gördük. Bu kadar kötü bir halde ve gelinen noktada nüfusuna göre en fazla göçmeni ağırlayan Lübnan artık diyor ki biz daha fazla göçmen ağırlayamayız. O yüzden de Şam yönetimiyle masaya oturdular ve Şam yönetimiyle anlaştılar. Birleşmiş Milletler gibi örgütler henüz Suriye'ye dönüş için uygun bir ortam ol olmadığını söylese de lübnan diyor ki hayır kimseyi de zorlamıyoruz göçe ama buna imkan sağlayacağız. Belli otobüsler kaldıracağız ve e, isteyen göçmenlerin ülkelerine dönmesine yardımcı olacağız. Eee Şam yönetimi de yardımcı oluyor. Hem gelenlere herhangi bir e, ceza uygulamayacaklarını teminat a, verdi. Teminat da verdi. Dolayısıyla bu işleme başladılar ama belki bize de örnek olur. Bizdeki Suriyelilerin geri dönüş planlaması da Kesinlikle. Aslında orada da birçok gelişme var. E, hep konuştuğumuz gibi bu geride bıraktığımız bir ayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o 11 yıllık Suriye politikasından artık vazgeçtiği çok e, ayan beyan ortada ve Erdoğan en son da zaten Suriye Devlet Başkanı ile görüşürüm demişti. Hmm. Esed veya Esad demeden Esad'la görüşmek demek aynı zamanda da tabii göçmenlerin bir bölümünün oradaki bölgelere Geçişi. Veya tabii Şam yönetiminin kontrolündeki bölgelere geçmesi anlamına gelecek. Bunun altyapısını değerli Halk TV izleyicileri de bir hatırlayacaktır. MİT Başkanı'nın muhaberatla Suriye İstihbarat Başkanı'yla görüşmeleri oluşturdu diye de bilgi. Hem de Şam'a giderek. Şam'a giderek görüştü. Sana bir soru soracağım ama önce izleyenlerimize soracağım. Sizce bizimkilerin tırnak içinde, yani Ankara yönetiminin, Dünyadaki en sevdikleri, en yakın oldukları ülke kim olabilir? Mesela bana söyler misiniz? Kimdir? Doğru cevabımı vereyim yoksa espri mi yapalım? <laughs> Sen düşün. Önce Irak'a gidiyoruz. Dön işte. Acaba Ankara yönetiminin dünyada en sevdiği kim olabilir? Aylardır süren Cumhurbaşkanı krizi çözüldü. 162 oy alan 78 yaşındaki Abdülhatif Reşit Irak'ta Cumhurbaşkanlığı koltuğunun yeni sahibi oldu. Bağımsız aday oyların yarısından fazlasını aldı. Meclis 329 sandalyeli ikinci tur oturumuna 269 vekil katıldı. Reşidin rakibi ikinci oturumda Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin adayı eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ti. Oyların %162'sini reşit aldı. Yemin etti, göreve başladı. Irak Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı seçilmeden hükümet kurmak mümkün değil. Cumhurbaşkanı parlamentodaki en büyük gruba hükümet kurma etkisini veriyor. Yeni Cumhurbaşkanı'nın Şii koordinasyon çerçevesinin başbakan adayı Muhammed Şia Es Sudani'ye hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor. Irak'ta 2003'ten sonra bir siyasi teamül oluşmuştu. O kural Cumhurbaşkanı'nın Kürt, Başbakan'ın Şii, Parlamento Başkanı'nın Sünni olduğu bir yazılı olmayan kuraldı. Reşit İngiltere'de eğitim gördü. Eski Cumhurbaşkanı Talabani'nin müsteşarlık görevini yönetti. Evet Tatar'ya soralım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en sevdiği ülke hangisi olabilir? İzleyiciler düşünsün diye cevap vermiyorum. Tabii ki Katar. Yıllardır Katar'la çok yakın ilişkilerimiz var. Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar'a Türk polisi de girip gidip görev yapacak. Bu kadar e, yakın haldeyiz ve Katar emiri Elsani ile de Erdoğan sık sık görüşüyor. Görüşmelerine devam ediyor tabii ki. Yine geliyormuş. Yine geliyor. E, Katar Büyükelçisi e, yeni anlaşmalar yapılacağını söyledi ki ne zaman zaten Katar emiri Türkiye'ye gelse mutlaka yeni anlaşmalar hatta Katar açısından yeni alımlar yapılıyor. Dolayısıyla ticari yönü ortaya çıkan bir görüşme olabilir. Şimdi tabii şu bilgiyi de vereyim. Biz maalesef Şimdi sen Galatasaraylısın, ben de Beşiktaşlıyım. Hafta sonunda da Trabzon-Beşiktaş maçı var. Maça da gideceğim, onu Va, da söyleyeyim. Dün Fenerbahçe'nin kazanmasına çok memnun oldum. Başakşehir'in kazanmasından. Sivas, Yiğidoğulları'nın kazanmasından. Sivas yeniliyordu, oradan döndü, çok iyi oldu. Ondan sana hatta bir takım daha Başakşehir. vardı. Başakşehir'de kazandı, 3-0 hatta öndeydi. Evet. Ben tam yatarken artık. Hı -hı. Ülke puanlarımız artsın diye. Fakat lafı nereden getireceğim Katar'a? E, Katar'a biz gidemiyoruz. Yani futbolcularımız gidemiyor ama kim gidiyor Katar'a? Katar'a Türk polisi gidiyor. Heh, görev neden? yapmaya. Neden gidiyor? E, güvenliğini sağlamak açısından Türkiye'ye emniyet açısından güveniliyor. Güvenilir bir ülke. E, polis gücü olarak da biz maalesef yokuz ama Türk polisi orada olacak. Ne diyelim yani bir sonraki turnuvada olmak üzere diyelim ama 2002'den bu yana da hiçbir dünya kupasına katılmayı başaramadık maalesef. maalesef. Şimdi 2024 Avrupa elemeleri için orada da Ermenistan'la aynı gruptayız. Tekrar bir maç diplomasisi olabileceği söyleniyor. Şimdi bak bunu hatırlattın. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'dan Ali abim, Ali Kemaloğlu dedi ki Dünya üçüncüsüydük biz dedi. Baktım ne zamandı? 2002'de. Dünya üçüncüsüydük. Gururlandık. İlham Mansızlar, Haşan Şaşlar. Değil mi Hasan Ümit Davalalar. Ümit Davalalar. E şimdi turnuvalara katılamıyoruz ya. Bu arada Ali Kemaloğlu abim de Covid oldu. Dün sizlere bildirdim.